Evet hocam, açıklandığı kadarıyla yeni müfredatın detayları bu şekilde. Bunu konuşacağız inşallah ama öncesinde ben mevcuttan bahsetmek istiyorum. Şu anki mevcut sistemin yetersizlikleri nelerdir? Nerede yanlış yapılıyor, hata ve eksiklik nerededir? Şimdi temelinde bu müfredatları, ders kitaplarının yazılımını ve eğitimin bütünüyle kurgusunu, eğitim anlayışını, felsefesini, dünyaya bakış açısına, evrene bakış açısına, insana bakış açısını, değerlere bakış açısını biz kurgulamadık. Mevcut programın, bugüne kadarki programların hepsi kopyadır. Taklittir. Nereden? Batı'dan. Avrupa'dan, Amerika'dan taklittir. Fulbright'la birlikte 1947'de imzalanan bir anlaşmadır o. Amerika'dan tercümeler başladı. Daha önce de Paris'ten, Fransa'dan, İngiltere'den kopya ediliyordu. Dolayısıyla Tanzimat'tan beri bizim eğitim sistemimizi biz kendi inançlarımıza, dünya görüşümüze ve değerlerimize göre planlamış, programlamış değiliz. Biz bir İslam medeniyetinin, Türk İslam medeniyetinin varisleriyiz. Osmanlı varisiyiz biz. Bizim bir medeniyet anlayışımız var. 1000 yıl bilimi, medeniyeti, insanlığı biz temsil ettik. Bütün dünyada bizi öğrettik. Bu Bağdat Üniversitesi'nden, Şam'dan, Rey'den, daha sonra Selçuklulara doğru, Emevilerden, Abbasilerden Selçuklulara doğru, Rey ki o zamanki Selçuklu başkenti, daha sonra işte Konya, İstanbul haliyle dünyanın bilim, teknik, insanlık, adalet başkentiydi. Biz kendi eğitim sistemimizde bunları öğretiyorduk. Bilim ve teknoloji yarışından biz özellikle 17. yüzyıldan itibaren koptuk. Bir de çok büyürseniz, zenginleşirseniz, refaha ulaşırsanız tembelleşmeye de başlarsınız. Eğlenceye de dalarsınız ve nefsinizin hoşuna giden şeyler yapmaya başlarsınız. Bu sefer laboratuvardan koparsınız, atölyeden koparsınız, çalışmadan koparsınız, yarıştan koparsınız, geri kalırsınız. Tanzimat'ta bizim fark ettiğim şey bu oldu. Biz dünyayla bilim ve teknoloji yarışından kopmuşuz. Ondan sonra biz 1699 Pavlovsky anlaşmasını imzaladığımız zaman Avusturya ve Rusya'ya karşı yenilmişiz ve bir mağlubiyet, korkunç bir mağlubiyet anlaşmasıdır o. Onda şunu fark ettik. Galiba Avusturya'da, yani Batı'da, Rusya'da bizde olmayan bir şeyler var. İbn Haldun enteresan bir tespit yapar. Der ki mağluplar asıl mağlubiyeti galiplerin kendilerinde olmayan meziyetleri var zannettikleri ve onları taklit etmeye başladıkları zaman alırlar diyor. Asıl mağlubiyeti o zaman alırlar. Neticede savaşa çıkmışsınız, yenilirsiniz. Yenerseniz bunların hepsi insan olabilir, kaderinde olabilir şeyler. Ama asıl mağlubiyet taklide başladığınızda. Doktor Yusuf Kaplan'ın çok güzel bir cümlesi var. Kralı taklit eden soytarı olur, kral olamaz der. Biz Batı'yı kopyalamaya başladık. Bir nesil 20 senedir. 20 senede bir nesil yetiştirirsiniz ve o nesil hayatta yerini alır. Peygamberimiz ben muallim olarak gönderildim buyurur. İnnemâ buistü'illâ muallimen. Bir nesil eğitiyor, sahabe nesli. 23 senedir peygamberimizin peygamberliği, 10 yılı bunun devlet reisi olarak geçer. 10 yıl içinde kurduğu devlet o zamanın süper güçlerini yenmiştir. 10 yılda. Hazreti Ömer döneminde ki Kudüs'ü fethediyorlar. Evet. Yani Bizans'ın Suriye eyaletini, Mısır eyaletini alıyorlar. Hazreti Ömer döneminde İran'a, Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırıyorlar. Yani bir nesil 20 senedir. Şimdi 1839 Tanzimat. Bizim resmen devlet eliyle Batı'yı kopyalamaya başladığımız tarihin adıdır. Kaç nesil geçti ya? Evet. 5 nesil geçti. Şunu anlamamız lazım. Biz taklitle, kopyacılıkla bir yere varamayız. Bizim kendi dünya görüşümüze göre,
kendi bilim anlayışımızı, sanayi anlayışımızı, teknoloji anlayışımızı, ahlak anlayışımızı, medeniyet anlayışımızı, değerler anlayışımızı inşa etmemiz lazım ve eğitim sistemini buna göre dizayn etmemiz lazım. Bunu yapmamız lazım. Ben kıymetli bakanımız Yusuf Tekin'den ilk müfredat açıklamaları yaptığı günden beri destekliyorum kendisini. Böyle bir şey bekledim. Ama İstanbul şalı örtülmüş bir Washington'la karşı karşıya geldik. Yine. Yine. Aynen müfredat Fulbright bursuyla yetişmiş, Rockefeller bursuyla yetişmiş, Dale Carnegie bursuyla yetişmiş, oralarda eğitilmiş, hı hı, devşirilmiş adamların zihniyetini taşıyor. Gene kopya, gene tercüme metinler, gene taklit metinler taşıyorlar. Özellikle fen bilimleri için konuşuyorum. Ve bizim kendi dünya görüşümüz, medeniyet değerlerimiz metinlerde yok. Ama şalın üstünde var. Şimdi Türkiye 100. yıl Marif Türkiye modeli. Yüzyılı Marif Modeli diye bir programın sunumu var. Sunum fevkalade. Biz, İsim çok güzel. Oh, çok güzel. Biz adına İstanbul Şalı diyorum ben ona. Bizim adımıza, medeniyet değerleri adına ne söylemesi gerekiyorsa hepsini söylüyorlar. Mesela insanı ele alış biçimleri. Fevkalade güzel. Diyor ki insan madde ve manadan meydana gelir. Ruhtan bir ruh ve bedenden meydana gelir. Kalp ve zihinden meydana gelir. Harika. Tam bizlik bir açık. Tam. Erdemli insan yetiştireceğiz. Ahlaklı olacak, dürüst olacak, milli manevi değerlere sahip olacak. Vatan sever olacak. Tamam, güzel. Tamam, çok güzel. Peki. Geliyorsun, fen bilgisi 5. sınıf küresel vatandaş yetiştireceğiz diyor. Ya milli değerlerin olacak, manevi değerlerin olacak, vatansever olacak, küresel vatandaş olacak. Ben küresel vatandaş duydum mu Rockefeller bursuyla yetişmiş, devşirilmiş adam anlarım. Fulbright bursuyla yetiştirilmiş, buraya yerleştirilmiş adamın yazdığı programı anlarım. Dolayısıyla şalla örttüğü metinler arasında korkunç bir tezat var. Bir yandan milli manevi değerlerin olacak. Zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal, manevi olarak da dengeli bir insan yetiştireceğim diyorsun. Şalda bunu yazıyorsun. Evet. Ama aşağıda küresel vatandaş yetiştireceğim diyorsun. Mesela okul öncesi programı şöyle bir göz attım. Evet. Mart ayı bizim için sembolik olarak Çanakkale Zaferi'nin 18 Mart, evet, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı aydır. 18 Mart 4,5 ay biz orada dünyanın en büyük donanmalarını yenmişiz, Deniz Zaferi. Evet. İşte 25'inde de kara savaşları başlıyor. 8,5 ayda o devam ediyor. Hı. Karada da biz Avrupa'nın en büyük ordularını yeniyoruz. Evet. Lamıcı mı yok bunun? Okul öncesi eğitim programında ne İstiklal Marşı var, ne Çanakkale şehitleri, ne var, insan hakları var, dünya tiyatroları günleri var. Okul öncesi programda. Bu tamamıyla açıklanmış bir program. Tabii, açıklanmış yazılı metin. Yazılı metin. Şimdi burada fen bilimleri kitaplarına dönüyorsun. Hı hı. Bunlar özellikle tercüme metinler. Güneş sistemini anlatıyor. Bunu 5. sınıfta güneş sistemini anlatırken dünyanın güneş etrafında döndüğünü Galileo Galilei buldu diyor. Şalda neler yazıyor biliyor musunuz? İslam ve Türk dünyasının geliştirdiği İslam bilim adamları, bilime katkıda bulunmuş bilim adamları da anlatılacak, evet, ki insanımız, bizim insanımız aşağılık kompleksinden kurtulsun. Bilimi sadece batılılar üretmiş, ateistler üretmiş, bataryalistler, evet, üretmiş demesinler. Söylem olarak çok güzel bir şey. Tabii İbn Sina anlatılacak diyor. İbn Heysem anlatılacak diyor. İşte denizlerde Çaka Bey, Pihri'deyiz anlatılacak diyor. Mavi Vatan anlatılacak. İbrahim Hakkı Marifetnamesi anlatılacak. Böyle son derece güzel vurgular var şalda. Geliyorum. Galileo Galilei keşfetti diyor. İslam bilim tarihini açıyorum. Ondan önce Battani 929 yılında dünyanın güneş etrafında döndüğünü
işte 365 gün şu kadar 5 saatte falan biraz bugünkü ölçümlerle birazcık farklılıklar var ama battaniye bulmuş. O zaman öyle müthiş bir... Yani birisi 17. yüzyıl, öteki 1000. yüzyıl, 700 sene fark var arada. Beriye gelirsin, Biruni aynı şeyleri. Biruni bir devlet adamıdır ve rasathane kuran bir adamdır. Semerkant'ta ilk rasathane kuran adam, araştırmalar yapan adam. O söylemiş, o da ölçmüş, gözlemlemiş. Biruni yok, battaniye yok, Galileo var, Kopernikus var. Şimdi şalla örttüğü şey arasındaki tezat. Biz bilimi Avrupalıların eseridir diyoruz. Şimdi bunları ben yazdığım zaman, gazetede de yazıyorum köşe yazarı olarak, diyorlar ki ne ürettiniz Müslümanlar olarak? Bilim mi ürettiniz, teknoloji mi ürettiniz? Bütün işte kolunuzdaki kol saatinden coğrafya kitabına kadar hepsi Batılıların eseri diyor. Adam kendi bilim adamlarına bilmiyor ki. Yani dünyanın haritasını Piri Reis'in çizdiğinden haberi yok adamın. Amerika'yı falan gösterdiğinden de haberi yok. Yani o daha Kolombiya Amerika'ya gitmemiş. Christoph Kolomb Amerika'ya gitmemiş. Piri Reis haritası var. Şimdi bizim adamımızda, bizim insanımızda böyle bir aşağılık kompleksi meydana geliyor. Biz bir şey yapamayız anlayışı. Biz bir şey yapmamışız anlayışı meydana geliyor. Çünkü bunu reklamını çok güzel yaptılar yıllardır. Bu Rockefeller bursu adam spor olsun diye vermiyor ki. Değil Carnegie bursları spor olsun diye verilmiyor. Fulbright anlaşması yapılmış Türkiye Cumhuriyeti ile 1947'den itibaren çalışıyor. Amerika'ya Amerikan öğrenci gönderiyoruz. Hem üniversite seviyesinde hem doktora seviyesinde bilim adamı gönderiyoruz. Orada burs veriyor adam herhalde. Spor olsun diye mi paraları veriyor, eğitiyor. O adamlar buraya döndüğü zaman etkili yerlere yerleştiriyor. Ve bu programları yaptırıyor. Ama bu program tam manasıyla şu anda yürürlüğe girmeyecek. Zira bir haftalık bir askı süresi olacak. Tavsiyelerinizi bekliyoruz dedi. Yani şimdi bunun için teşekkür ederim ben size, beni buraya çağırdınız. Köşemde de yazacağım. Ayrıca programlarla eleştiren görüşler yazıp bakanlığa da göndereceğim. Tabii, yani bizim bu bir haftada çalışma yapmamız lazım ama bugünkü Sayın Bakanımızın açıklaması var. Bu çalışmalar bir yılın ürünü değildir. Yani kendisi bakan olalı bir yıl olmadı. 10 yılın eseridir diyor. Nitekim bu ifadeler, biraz sonra fen bilimcilerinden başka örnekler de vereceğim. Bu ifadeler 10 yıl öncesinin kurulan komisyonlarının eseridir. Bakanlığın döneminde değil. Burada mesela fen bilimini ele aldığınızda insanı anlatıyor, DNA'yı anlatıyor, hücreyi anlatıyor, vücut, insan sinirim, insan bedenindeki sistemleri anlatıyor. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları anlatıyor. Evet. Sindirim sistemini oluşturan yapılar ve organlar. Sistemi kim oluşturur? Yaratan. Yaratan oluşturur. Siz yaratan demiyorsunuz. Oluşturan diyorsunuz. Burada müfredatta şalın üstünde bilimi hikmete çevirecek bilgelik kazandıracak çocuklarımıza, bilgelik kazandıracak metinler yazacağız diyorsunuz. Burada bilgeliği örtüyorsunuz. Peçeliyorsunuz. Ama bu manada baktığımız zaman, o zaman insan, hani bilim, insanın bilim olarak açıklandığı zaman tamamıyla Allah yaratmıştır. Amenna. Evet. O zaman Allah yaratmıştır deyip bitecek mi bu ders? Bunun illaki bilimsel taraflarını da açıklayacak. Yok, anlatacaksınız hepsini. Ama işte bu da o kısmı değil mi, bilim olan şimdi, boyutu değil mi? Sistem dediğiniz zaman bu kusursuz bir sistem var insan vücudunda. Şimdi yiyorsunuz, içiyorsunuz, sindirim sistemini konuşuyoruz. Harika bir şekilde vücudunuz gıdasını alıyor ve posası da atıyor, boşaltım sistemi var. Sistemi kuran yok mu? Amenna, orası bir dakika, öyle. Siz bunu amenna diyorsunuz. Ama bunu zaten şimdi kitabın dersinde vermeyecekler mi? Hiçbir yerinde yok. Ben şu anda elimde şöyle kalınca 60 sayfalık bir dosya var. Şu anda okutulan kitap metinlerini inceledim ben. İlkokul 2 hayat bilgisinden başlıyor bu. Örtüleme, örtme, peçeleme, karartma. Fen bilimlerinde devam ediyor ortaokulda. 4, 5, 6, 7, 8. Ondan sonra
Liseye geçtiğin zaman bu biyoloji, fizik, kimya, matematik, geometri, astronomi, coğrafya oluyor. Bu derslerin, bu kitapların hiçbirinde yaratıcı yok. Allah adı yok. Hüda yok. God yok. Tanrı yok. Yok oğlu yok. Ne var? Doğa var. Kendiliğinden var. İşte DNA emir veriyor. Moleküller bu işi yapıyor. Besinleri bitkiler üretiyor. Ya kardeşim, nar ağacını ele alın. Güzel bir besindir nar. Ağaç. Ağacın aklı var mı? Yok. Aklı olsa onları bize bedava satmaz. Kusura bakmayalım. Narı böyle çok güzel ambalajlıyor. İçine taneleri ince ince yerleştiriyor. Birbirine deyip çürümesinler diye ince zarlar yerleştiriyor. Şimdi şeyler, doğal besinciler anlatıyorlar. Kabukları falan da atmayın diyorlar. Evet, onlarda aynen. Da şifa vardır diyorlar. Hepsi böyle son derece hikmetle dizayn edilmiş. Fayda gözetilmiş. Ve bunu ağaç mı yapıyor? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Yani bunu yapan. Şimdi burada görünürde ne demeliyiz? Ağaç yapıyor. Efendim? Görünürde ağaç yapıyor. Şimdi görünürde ağaç yapıyor da ben her yaz memlekete giderim. Toprağa maydan, salatalık, mısır, biber, domates gibi şeyler üreteyim diye annem babam hı-hı. üretirlerdi. Biz masada çalışanlar hikaye, roman, kitaplar yazıyoruz. Üretmez olduk onları taklit edeyim diye. Mısır kuşağını açtığınız zaman bir sıra görürsünüz. Nardaki gibi bir sıra. Evet. Sıralamayı kim yapıyor? Onu oraya yeşerten. Bir sıralama yapan var. Şimdi burada işin özüne vardığınızda dört madde var burada. Bir mısır koçanında mısırın meydana gelebilmesi için ottan salatalık, ottan karpuz kavun alabilmeniz için dört madde görürsünüz. Toprak, su, hava, güneş. Bunların hangisi akıllı? Bize ota karpuz bağlayabilir. Hangisi? Toprak mı? Hiçbiri akıl sahibi değil. O zaman ama toprak, ota bir karpuz bağlanıyor. Oduna, çubuk bir odundur. Hı hı. Üzüm salkımları diziliyor. Ve çok lezzetli. Ve bu bizim vücudumuza gıda olarak hı hı. geliyor. Bunların hiçbir akıllı değil. Üzüm canlıdır. Hı hı. Salatalık canlıdır. Bunların hangisinde can var da buna can verecekler? Peki şöyle bir şey sorsam. Şimdi burada bir yerde bile olsa Allah yaratıcı, Tanrı, Hüda, God, God hı hı. derseniz kurtarırsınız sistemi. Sistemin kritik yerleri vardır. Sistemi anlatıyorsunuz, sonunda bir sistem kurucuya geliyor. Mesela 3. sınıfta ışığı anlatıyor. Işığın iki kaynağı var. Bir doğal ışık kaynakları, güneş, yıldızlar, hı hı. şimşek, ateş böceği. İki yapay ışık kaynağı, floresan, lamba, el feneri, akü. Diyor ki kitap, bugünkü okutulan kitap. Bu yapay ışık kaynaklarını insan yapar diyor. Doğal ışık kaynaklarını yapan yoktur diyor. Kendiliğinden olur. Ya kardeşim lamba kendiliğinden olmuyor da. İşte Edison'u anlatıyordun. Edison şu buluşu yaptı. Şu kadar 4000 deney yaptı. Şu kadar deneyde başarısız oldu. Azmiyle, iradesiyle çalıştı. Aynı masada yattı. Aynı masada uyudu. Aynı masada yedi. İşte deney yaptı diyorsun. Göklere çıkartıyorsun. Güneşi yapan yok diyorsun ya. Ya mantıklı mı bu ya? Mantıklı değil. Şimdi bir güneş sistemi var. Orada da sistem var. Güneş kendi etrafında dönüyor. Bir çekim kuvveti elde ediyor. Bir de itme kuvveti var. Onu kim koyduysa. Dünyayı, koca güneş dünyadan 1 milyon 300 bin defa büyük. Dünyayı kendine çekemiyor. Ya olacak bir şey değil. Ama sistem böyle kurulmuş. 108 bin kilometre hızla dolaşıyor. Dünya güneşin etrafında bir yörüngesi var. Hı hı. Yasin suresinde biz ona yörüngede dolaştırıyoruz diyor Allah. Sistemi biz kurduk diyor. Bunu siz dolaşmasa mevsimler olmaz. Kendi etrafında dönüyor 1670 günler kilometre olmaz, hızla. Olmaz. Gece gündüz olmaz. 23 derece eğik olmasa gece gündüz olmaz. Hı. Sıcaklık şey. Atmosfer olmasa geceyle gündüz arasındaki sıcaklık ve soğukluk farkı korkunç olur ve hayat canlı yaşamaz, karada canlı yaşamaz. Her şey hayatın olabilmesi için ince ayar bir şekilde ayarlanmış. Evet, ve bunlar yaratılış teorisinde anlatılmıyor mu? Evet, yaratılış teorisi nerede? Bu müfredatın içinde. Hani işte onu arıyoruz.
Onu bulamadık. Evrim teorisinin yerine koyacakları. Evet, onu koyduk dediler. Şalın üstüne onu koymuşlardı. Şalı sildiler onu. Şu anda yok mu? Yok. Çalışırken vardı. Yok. Şimdi bakan emrediyor. Bakan yardımcısı emrediyor. Genel ortaöğretim genel müdürü şunu koyacaksınız. Bunlarla ilgili, yaratılışla ilgili ayetleri de koyacaksınız diyor. Bakanımız. Bakan. Ve İslam bilginlerinin de bilime yaptığı katkılar. Galileo'dan 700 sene evvel battaniye bulmuş da güneş sistemini. Hı hı. Sen bunu niye Galileo Kopernikus'a hediye ediyorsun? Tabii. Bunları yazacaksın diyor. Alt komisyonda çıktı, bunlar yok. Fulbright'ın adamları bunları şeye işlemediler. Şimdi bu sindirim sisteminde böyle dolaşım sisteminde dolaşım sistemini oluşturan diyor. Edilgen çatılı fiillerle işi geçiştiriyorlar. Solunum sisteminde aynı şeyi anlatıyorlar. Dünyanın güneş etrafında 365 gün 6 saatte dönme sisteminden meydana geldi. Mevsimlerin oluşumu diye anlatıyor. Hı hı. Oluşturan yok, özne yok. DNA'nın o muhteşem kodlama. Profesör Francis Collins o şifreleri 11 yılda çözen adam. Hı hı. Diyor ki işte DNA'larda ben Allah'ın kudretini gördüm diyor. Yazısını gördüm diyor. Biz 11 sene çalıştık. 3 milyar harf okuduk diyor. Bizim alfabede kaç harf var? 29. 3 milyar harf okuduk biz diyor. Ve biz kimsenin ulaşmadığı bir bilgiye ulaştık. Muhteşem bir bilgiye ulaştık diyor. Onu biz yazmadık diyor. Bizden önce vardı. Allah'ın eserini orada gördüm diyor. O sistemi kodlayan DNA'lara birisi var. Kodlama doğal seçilimle oldu diyor. Hikmet nereye gitti? Akıl nereye gitti? Hikmet, bilim nereye gitti? Kesinlikle bunlar çok önemli. Şimdi hepsini bir tarafa yuvarladınız gitti. Şimdi Sayın Bakanımız mutlaka bu söylediklerim kulağına gidecek. İnşallah. Yazdıklarımızı, söylediklerimizi bakanlık takip ediyor. Bakanlığın medya bölümü, bürosu var. Ben edebiyat kitabı da yazdım bakanlığımıza. 1999-2009 arasında 10 yıl okutuldu. İstanbul olarak biz yazdık, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü adına. Orada bir basın bürosu vardı. Basında eğitimle ilgili ne çıkarsa kesilir, toparlanır ve müdüre takdim edilir. Bakanlıkta da bakana takdim edilir. Bunlardan haber olacak. Şimdi bakanımız emirler verdi. Yaratılış felsefesi kabul edilmiştir, yazdırdı. Ve bu yaratıcı olarak, yaratıcı denerek anlatacak emirleri verdi. Hatta bununla ilgili bizim bilim adamlarımızın görüşleri sunulacak diye emir verdi. Bununla ilgili ayet ve hadis varsa o hikmete uygun hikmet kazandıracağız. Bugün bilgiye ulaşmak çok zor bir şey değil artık. Okullarda biz sadece bilgi aktarma işi yapmayacağız. Bilgeliği öğreneceğiz. Bu bilgi benim neyim, nerede işime yarar? Hayatı anlamlandırabilir miyim? İyi bir insan nasıl olabilirim? Kendimi nasıl yönetirim? Nasıl kemale doğru giderim? Kendime nasıl faydalı olurum? Aileme nasıl faydalı olurum? Ülkeme nasıl faydalı olurum? İnsanlığa nasıl bir faydam olabilir? Kamil insan. Bunları kazandıracağız. Kazanımlar. Şimdi çıktı diye anlatıyorlar. Sanki bilgisayar çıktısı gibi. Kullanılan dile de geleceğim. Dilde de problemimiz var bizim. Hikmet dilini kullanmıyor. Şalla özü arasında çok fark var ve bizim beklediğimiz müfredatla eldeki müfredat arasında çok fark var. Peki şimdi evrim istediği müfredatı es geçip de kendi yine müfredatlarını bize adapte etmeye çalışan bu Fulbright deyip duruyoruz. Onu biraz açmanızı istesem sizden. Hani izleyicilerimizin de farkına varması açısından. Fulbright komisyonu nedir? Amaçları nedir? Ne yapılmış? Kısa bir anlatırsanız daha anlaşılır olacağına inanıyorum. Şimdi Fulbright komisyonu nedir? Burada Profesör İsmail Aydoğan'ın kulağını çınlatayım. Küresel Sermaye ve Eğitimin Dönüşümü diye bir kitabı var hocanın. Bilseydim böyle güzel bir soru soracağınızı kitabı getirirdim. Tam yerine cuk diye oturdu. Küresel sermaye dünyadaki her şeyi dizayn ediyor. Küresel vatandaş yetiştirmek istiyor. Çünkü bunlar Amerika'da bir sistem kurmuşlar. Rockefeller Vakfı, işte Bill Gates Vakfı, o meşhur Rothschild vesaire Yahudi kökenli aileler. Bunlar Amerika'nın Merkez Bankası'nın hakimdirler. Parayı onlar basarlar. Kağıdı doları onlar çevirir ve Amerika'ya satarlar. Amerika'yı da, Amerikan vatandaşını da aldatır bunlar. Bunlar kendi çıkarlarına
uygun olarak dünya vatandaşı yetiştirmek isterler. Dünyayı ona göre dizayn etmek isterler. Kendi çıkarlarına aykırı bir sistem oluşmasın. Kendilerine bir yerden bir tepki gelmesin isterler. Dolayısıyla bunu nasıl tanzim edersiniz? Bütün dünyadaki eğitim sistemlerini siz dizayn ederseniz, dünya vatandaşı yetiştirirseniz, herkes Amerikalı gibi giyinirse, Amerikalı gibi konuşmaya başlarsa, ne varsa Amerika'da, Batı'da onu kopyalarsa, kendi medeniyet değerlerini, insani değerlerini unutur. Bu yeni bir tez de değildir. Literatüre Moderne diye bir kurs takip ettim ben Almanya'dayken. Burada Jean-Paul Sartre'ın bir cümlesini okudum, bir paragrafını okudum. Korkunç bir paragraftır. Jean-Paul Sartre aslında komünisttir. Kapitalizme karşıdır. Enteresan bir adam. Ama diyor, biz bütün dünyayı batılılaştırmak istiyoruz. Herkes bize benzesin çünkü üstün medeniyet biziz. Bunu sağlayabilmemiz için diyor, dünyadaki 15 ile 25 yaş arasındaki gençleri Avrupa'ya getirmeliyiz. O zaman 19. yüzyıl. Paris'te, Berlin'de, Londra'da, işte Roma'da bunları 3-5 ay bulundurmalıyız. Bir dönem bulundurmalıyız. Çok bulunmamalılar. Yarım yamalak Avrupa dilleri öğrenmeliler. Fransızca, İtalyanca, İngilizce. Tam öğrenirlerse bizim yamyam bir medeniyetçi olduğumuzu, bütün dünya savaşlarını, Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı, bizim çıkardığımızı, sömürgecilikte bir sürü insanları katlettiğimizi falan da öğrenirler. Böyle 3-5 ay durursunlar, yarım yamalak bir dil öğrensinler ve büyülensinler, geriye ülkelerine gönderelim, onları iyi yerlere, etkili yerlere yerleştirelim, biz buradan söyleyelim, onlar orada bizim papağanlar, tekrar ederler der. Tam Türkiye'deki devşirilmiş aydınlara falan da anlatıyor. Bu Mısır için de böyle, Sudan için de böyle, Güney Afrika için, Yeni Zelanda için de böyle bunlar. Dolayısıyla Batı'nın dünyayı sömürgeleştirme ve tek tip adam yetiştirme, her kültürü kendi kültürüne benzetme, herkesi kendine benzetme sistemi, politikası, sömürüsü yeni değil. Ta Jean-Paul Sartre'dan beri biliniyor. Ama 1947 Fulbright Anlaşması, bunun daha bir resmileştirilmesi, Türkiye İnönü döneminde, İsmet İnönü döneminde, CHP döneminde, o zamana kadar İngiliz etkisindeydi. O zaman Amerika daha öne geçiyor. İngilizler beraber yürütüyorlar Amerikalılarla. Ve dünyadaki kültürleri, bilimi ve insan yetiştirme değerleri kendilerininkine benzetecek adam yetiştirmeye karar veriyorlar. Ve bunun için de bizimle, Türkiye ile bir anlaşma yapıyorlar. Türk eğitim sistemini Amerikalılar dizayn eder. Hala dizayn eder. Belli zaten anlattığımızda. Komisyondaki şey bu. Bakan buraya yaratılışı koyacaksınız diyor. Komisyon koymuyor. Buraya ayet koyacaksınız diyor. Koymuyor. Bakanı çiğneyecek kadar da güçlüler. Dinlemeyecek kadar itaatsizler. Değil. Bakanımı seviyorum, bunu düzelteceği kanaatindeyim. İnşallah. Yani bu eleştirileri bakanımızın kulağına gideceği kanaatindeyim. Bunlar şimdi bu müfredat bir kitap yazmanın çerçevesidir. Kitaplar bu müfredata göre, bakış açısına göre ele alınır ve yazılır. Henüz kitaplar yazılmadı. Bir kısmı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ama esas olan müfredata göre. Şimdi kitap yazma komisyonlarının bu adamlardan alınması lazım. Ve oraya bizim bu şalla yazan Sayın Bakanımızın düşüncelerine uygun olarak sunuş bölümü, işte bizim medeniyet değerlerimize uygun kitapların yazılması lazım. Bizim insan anlayışımıza uygun kitap yazılması lazım. Hikmeti esas alan bir dil kullanılması lazım. Bütün bilimi anlatacağız. Ama bilimi yazanlar, bilimi size dikte ettirenler kendi dünya görüşlerini de dikte ettirirler. Bilimi saf olarak vermezler. Evet. Mesela bir mevcut kitaplardan bir isterseniz örnek vereyim. Buyurun. Suyu anlatır. Su 100 derecede buharlaşır, 0 derecede donar. Normalde de sudur, sıvıdır. Buharlaştığı zaman, buhar donduğu zaman katı madde hali vardır. Suyun 3 hali deriz. Maddenin 3 hali deriz bu. Bunu anlatıyor kitap. 6. sınıf kitabıydı. Benim bu 2018'de ben bu konuya değindim. Çocuklarımın, daha doğrusu torunlarımın kitaplarını okuyunca fark ettim bu işi. Diyor ki bütün dünyadaki maddedeki kurallara, kanunlara aykırı olarak su katılaştığı zaman özgül ağırlığı hafifler ve yukarı çıkar.
suyunkinden hafiftir. Böyleyse buz suyun üstüne çıkar. Evet. Eğer madde katılaştığı zaman ağırlığı artar ve dibe çöker yer çekiminden dolayı. Çökse denizler, göller, sular bu donacak. Ve alttaki canlılar yaşayamayacak buzun içinde. Bunu anlatıyor. Ve diyor ki doğanın canlılara güzel bir sürprizidir ki bütün kurallara, maddenin kurallarına aykırı olarak donan suyun özgür ağırlığı hafifler suyun üstüne çıkar. Canlılar bu donmadan etkilenmez diyor. Şimdi bilim, bu bilim değil mi bilgi? Peki kimin sürprizi bu? Doğanın. Heh, doğanın canlılara güzel bir sürprizidir ki bakın burada yorum var. Burada hayata bakış var. Burada dünya görüşü var. Bilgiyi sunan adam dünya görüşünü de oraya koymuş. Ben bunu yazdım. Ya böyle bir şey olur mu? Benim çocuk torunuma siz devlet eliyle, not zoruyla bu materyalizmi nasıl dikte edersiniz dedim ya. Protesto ediyorum. Talim terbiyeden çok iyi bir arkadaş. Bunu aldı hocam bu kabul edilemez dedi. Çok haklısın. Teşekkür ediyoruz eleştirine. Ben bunu komisyona götüreceğim. Komisyona götürdü. Sonra değiştirdiler bunu. Gene aynı şeyler anlattılar. İşte su 0 derecede donar, 100 derecede buharlaşır. İşte donan su özgül ağırlığı hafifler, suyun üstüne çıkar. Bu olaylar neticesinde buz suyun altına çökmez, canlılar yaşamını sürdürür. Fail kim? Yine belli değil. Olaylar. Ya olaylı fail mi olur? Olayın faili olur. Olay kendi fail mi olur? Yine oradaki arkadaş çok iyi bir arkadaş olmasına rağmen bunun mantığa da bilime de aykırı olduğunu görmesine rağmen düzelttiremedi. Böyle bir şey. Şimdi biz buraya tekrar şeyden geldik. Bu anlayışın bu tamamıyla materyalist dünya görüşüdür. Hı hı. Ateist dünya görüşüdür. Maddeci Rockefeller bursuyla, bu Fulbright kursu bursuyla dünya vatandaşı yetiştirmek için bizim müfredatları, kitapları hazırlayan adamların görüşüdür bu. Tevhidi bir bakışası yoktur bizim bütün meselemiz. Bilimi hikmete dönüştürecekseniz, bilgiyi bilgelikle kullanacaksanız tevhidi bakış açısını yaratıcıyı bilmeniz lazım. Sistemi Kur'an'ı bilmeniz lazım. Bunu es geçiyorlar. Dolayısıyla şeyin üstündeki, şalın üstündeki o çok güzel huzurlu insan, huzurlu aile, huzurlu toplum yetiştireceğiz. Son derece kendi medeniyet değerlerimize bağlı nesiller yetiştireceğiz. İfadeleri havada kalıyor. Bizim bu komisyonla yani kitap yazacak komisyonlarda yeniden bakanımızın işte bakan yardımcımızın genel müdürümüzün de bu konuda çalıştıklarını gayretleri olduğunu biliyoruz. Yaptıkları çalışmaların verdikleri talimatların hiçbirinin dinlenmediğini görsünler. Şalda görünüyor. Evet. Öyle zannetmesinler. Metinleri yeniden incelesinler. Metinlerde eski metinler olduğu gibi duruyor. Biz bu metinleri nereden tanıyoruz? Mevcut kitaplardan tanıyoruz. Daha önce K12 21. yüzyıl becerileri imzalandı UNICEF'le. Dünya Birleşmiş Milletler'le. Daha önce Cumhuriyet'in 100. yılında eğitime bakış raporu yayınlandı. Dünya Bankası UNOSCO'yla, UNICEF'le beraber. Oradan tanıyoruz. Oradaki metinler aynen getirilmiş kitaplara, müfredatlara yerleştirilmiş. Üstüne sos eklemişler. İşte İbni Heysem anlatılacak, İbni Sina anlatılacak, Mavi Vatan filan da işlenecek, Aziz Sancar konacak, bizim bilim adamları konacak falan diye. Fragman güzel ama film aynı film. Evet, film aynı film. Dolayısıyla bizim fen bilgisi kitapları komisyonlarını oluştururken kendi dünya görüşümüze sahip, kendi insan anlayışımıza sahip, kendi medeniyet anlayışımıza sahip üyeler koymalıyız. Bu komisyonların lağvedilmesi lazım. Hı hı. Şimdi mesela sadece fen bilimleri üzerine mi? Edebiyatı da aldım. Ben edebiyat öğretmeniyim. Türkçeyi ele aldım. Türkçe'de biz, yani edebiyatta prensip olarak hazırlık ve birinci sınıfta, lisede metinleri işleriz. Metinler, şiir metinler vardır. Düz metinler vardır. Nesir dediğimiz. Nesrin kendi içinde çeşitleri vardır. Makaledir, hikayedir, romandır, masaldır, destandır. O türleri vardır. Onları işleriz. Ona örnekler veririz. Hı-hı. Şiirin kendi içinde türleri vardır. İşte bizim
şiirimiz 8. yüzyılda Orhun abideleriyle başlar. Hı hı. Bilge Kağan'ın metinleri oradan bu yana, Hoca Ahmet Yesevi'dir, Yunus Emre'dir, Mevlana'dır, Dağdaloğlu, Karacaoğlan, işte 20. yüzyıl. Yani normalde İslam öncesi Türk edebiyatı, İslam etkisindeki Türk edebiyatı, Batı etkisindeki Türk edebiyatı. Üç ana bölüme ayırırız ve bunun temsilcilerini, hı hı, o temsilcilerin ortaya koyduğu zirve eserleri falan anlatırız. Elimizdeki metinlerde, müfredat metinlerinde sadece hazırlıkta ve lise 1'de okutulacak metinler var. Metinler işliyor. Bunların temsilcileri bu üçlü şey. Batı'da İslam öncesi Türk edebiyatı, İslam etkisindeki Türk edebiyatı, Batı etkisindeki Türk edebiyatı. Bu edebiyatın akımları falan var. Akımların temsilcileri. Onların güçlü eserlerinin hiçbiri yok. Ben edebiyat kitabı yazdım. Bizim önümüzde hangi yazardan hangi metin alınacağı ile ilgili, dönemlerle ilgili talim terbiyeden gelen, hı hı, müfredat vardı. Biz ona göre kitap yazdık. Şimdi işin garibi, öğretmen ve öğrenci müfredatı görmez. Yazılan kitabı görür. Evet. Çünkü kitap o müfredata uygun yazılmalı. Esas olan müfredattır. Amir olan müfredattır. Ders kitabı aslında bir yardımcı materyaldır. Eğer müfredatta bir faydalı yapılması isteyen bir şey var da kitapta yoksa, ki kitap yazarı bunu yansıtamamış olabilir. Hı hı. Yansıtmamış olabilir, yansıtamamış olabilir. Öğretmen onu tamamlar. Kendi materyalleriyle bulur, buluşturur, tamamlar. Yetkilidir her öğretmen. Uzmandır, kendi, hı hı, alanını bilir. Ama orada hiçbir şey yok bununla ilgili. İstiklal Marşı bile yok. O derece. Çanakkale Şehitleri bile yok. Yahya Kemal gibi bizim bir edebiyatımızın zirve şeyi var. Ne Süleymaniye'si var, ne Sessiz Gemisi var, ne Akıncısı var. Hiçbirisi yok. Abdülhak Hamit gibi bir şairimiz var. Şairi azam derler yani. O derece. En büyüğü. Makberi var, o yok. Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi yok. Yunus Emre'den bir ilahi yok. Dadaloğlu'ndan bir koşma yok. Fuzuli'den Su Kasidesi yok. Yok, yok, yok. Yani edebiyat değerleri, edebiyatın zirveleri anılmamış. Niye? Dünya vatandaşı yetiştirecekler. Peki onların yerine anlatılanlar neler? Onların yerine zikretmiyorlar. Sadece şiir, makale, ne koyacaklar? Hı, örneklendirmiyor. Kitap yazarı bunları koyacak. Şimdi burada da dünya vatandaşı yetiştirme, bizim milli, manevi, yerli değerlerimizi görmeme, karartma seziyorum. Anmamış çünkü. Daha önceki müfredatlarda var bu. Burada niye yok? Daha iyi olacak diye söyleniyor. Evet. Daha da iyi. Şal çok güzel. Sunum çok güzel. Sunum çok güzel. Şimdi burada kullanılan dil, Türkçeyi sevecek, güzel Türkçe kullanacak, etkili Türkçe kullanacak diye de iddialar var. Çok güzel tezler var. Metinlere bakıyorum. Öğrenme kanıtları diyor. Ya, kanıt yeni bir kelime. İspat veya bilgi, belge anlamında kullanırım. Hadi o çok moda bir kelime kullanılıyor. Hoş göreyim. Deneyimleri diyor. Tecrübe yok. Öğrenme çıktıları diyor. Ya insan bir bilgisayara verdi, fotokopi alıp çıktı değil bu ya. Öğrendiğinde kazandığı değerler. Çünkü şalda yazıyorsun onu. Sunumda yazıyorsun. İnsani değerler, İslami değerler, medeniyet değerleri. Ama daha isimden belli ediyor kendini. Çıktı. Ya bu çıktı insan. Fotokopi çıktısı mı ya bu? Evet. Nedir yani bu kelime? Dönütler diyor. Yani dil son derece böyle yapay bir dil. Bizim medeniyet değerlerimizi, insani değerlerimizi, İslami değerlerimizi, kültürel inanç değerlerimizi hatırlatan, çağrıştıran kelimeler yok. Dönüt var, cevap yok. Cevaba ne olduysa. Yaşam döngüleri diyor. Ya hayat serüveni ne oldu yani? Yaşam döngü dediğin zaman bu döngü, suyun döngüsü, yağmuru anlatır, su döngüsüdür. Son derece hikmetli bir şey vardı burada. Profesör Kazım Uysal'ın Ekosistem Işığında Yaratılış diye bir kitabı var. Enteresan bir bilgiyi gördüm orada. Diyor ki dünyadaki suyun %3'ü tatlı sudur. %97'si tuzlu sudur denizler. Dünya kuruldu kurulalı bu oran değişmez. Eğer yağan yağmur tuzlu su buharlaşsa, tuzuyla buharlaşsa, yukarıdan tuz inse ne bir su içebiliriz ne hiçbir canlı yaşar. Hikmeti görüyor musunuz? Bir el
onu nasıl dizayn etmiş? Su döngüsü deyip geçip geçiyor diyor. Karalıyor, peçeliyor, örtüyor üstünü. Su döngüsü. Dönüt. Yaratıcı insan diyor. Şimdi yaratıcı dediğin zaman bir şey yoktan var edeni anlarsınız. Kreatif derler. O Latince bir kelime. Şimdi bir insan yoktan bir şey var edemez. Bunu Lavoisier kanununa, yani kimyada da anlatırken kanun böyledir. Madde evrende var olan bir şey yok edilemez. Yok edilen bir şey var edilemez. Birbirine dönüşür der. Allah müstesna der. Lavoisier. Türkçesinde o yok. Tercüme etmiyorlar. Allah'la ilgili. Gerçeğini bile tam anlamıyla almıyorlar. Almıyorlar. Mesela René Descartes'in enteresan çok meşhur bir cümlesi var. Düşünüyorum. O halde var. Evet. Benim varlığım beni yaratanın varlığının delilidir. Onun varlığı benim varlığımdan daha kesindir der René Descartes. Devamında. Devamında. Almancasını okuduğunuzda görürsünüz. Türkçesine yok. Yani biz de böyle kasıtlı bir şekilde bilginin dinsizleştirilmesi, dinden uzaklaştırılması vardır. Rockefeller'ın, Fulbright'ın, dünya vatandaşı yetiştirmek isteyenlerin ana amacı budur. Onlar zamanında kiliseyle kavga etmişler. Kilise krallarla Avrupa'da işbirliği yapmış, bilim adamlarını ezmiş. Coğrafi keşiflerden sonra zengin bir sınıf ortaya türemiş. Hı hı. Onlar da kiliseyle kavga etmişler, paralar olduğu için onları yenmişler ve kiliseyi şeyden uzaklaştırmışlar, eğitimden. Dolayısıyla eğitimi dinsizleştirmişler. Bizimkiler kendileri üretmedikleri için, bizde böyle bir hikaye yok. Bizim kitabımız İslamiyet bilgi dinidir. Oku diye başlar. Evet. İlim öğren diye başlar. İlimi hikmetle beraber anladın. İslamiyet, Müslümanlık ilimle başlamış zaten. Teşvik eder, emreder, onu ibadet sayar. Bizim bir dinle ilim arasında bir kavgamız yok. Bizim kavgamız nefsimizle, tembelliğimizle, gayretsizliğimizle, dünyada, bilim, sanatta yarışmamamızla bizim kavgamız bu. Tercüme edince oradaki Hristiyan'ın yerine burada İslamiyet koyuyorsun ve böylece İslamiyet'i şeyden çıkartıyorsun. Eğitimden. Müfredattan eğitimden çıkartıyorsun. Bir sefer insanı kreatif yapıyorsun, yaratıcı yerine koyuyorsun. Bitkiyi besinler üretir diyorsun yaratıcı. Ya bu mısırı kim dizdi, bu narı kim dizdi, üzümü kim yapıyor, bu ağacı değil ya, mantıksız yani. Hem mantıksız hem bilimsel değil. Evrimi var kabul ediyorlar. Halbuki 2018'de evrim bilimsel olarak ispatlanamadığı için 150 yıldır çıkartıldı müfredattan. Ama görüş açısı, evrimin bakış açısı duruyor. Suyun döngüsü diyor. İnsanın kreatifi, yaratılışı diyor, yaratıcı oluşu diyor, sistemi oluşturan diyor, bütün adaptasyon diyor, mutasyon diyor, dönüşümler, oluşumlar, tesadüfen bunlar, onları devam ettiriyor, bakış açısı aynen duruyor. Dolayısıyla evrim varmış gibi kabul ediyor. Tabii bu komisyon daha önce de Cumhuriyet'e, aydınlığa bilgi sızdırdı. Yaratılış ifadesi geçerse, yaratıcı geçerse imzalamayız dediler. Hmm. Tehdit ettiler bakanı. Yani bu kadar da cesurlar arkalarında, itaatkarlar, itaatsizler arkasında Rockefeller var, Amerika yok işte, Fulbright'a itaatkarlar. Ha, Fulbright'a itaatkarlar. Şimdi analoji diyor mesela, buradan anlıyorum ki ben, ya kreatifin tercümesi yaratıcıdan, analojiden doğal ışık kaynağı, doğaldan anlıyorum ki evrim bakış açısı burada geçerli. Şimdi mesela maddenin doğasına yolculuk diye bir başlık var. Maddenin doğası, doğacılık. Şimdi benim tezim, bunların doğa dedikleri yere yaratıcı koyacaksın. Kendiliğinden dedikleri yere, oluştu dediği yere ilahi program diyeceksin. Bir şey düzelir, bakış açısı düzelir. Dolayısıyla bilgiyi tevhidi bir bakış açısıyla sunabiliriz. Bu zor değil. Bilgiye hiçbir Müslümanın, hiçbir vatandaşımızın itirazı yok. Buna itirazımız yok bizim. Bilgi hikmettir. Hikmeti meydana getirir. Biz onun talibiyiz zaten. Biz onu istiyoruz. Çocuklarımız istiyoruz. Ve o zaman bilgiyi hikmetle anlatıldığında bilgeliğe dönüşür. O zaman müfredatta başlangıçta yazdığınız kendine faydalı madde ve ruh beraber, beden ve ruh dengesi kurulmuş,
kalp ve zihin dengesi kurulmuş, erdemli, ahlaklı, dürüst insan yetiştirirsiniz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da var bu ve Türkiye Yüzyılı Marifenin modelinin sunumunda da var. O zaman onu yetiştirirsiniz. Ama buraya geldiğinizde doğal seçilim derseniz, mutasyon derseniz, ondan sonra doğaya yolculuk, maddenin doğası, yaratıcı, analoji diyerek evrimci, materyalist bakış açısını sürdüren dili kullanırsanız hikmet de kaybolur. İş yetiştirmek istediğiniz insan da yetişmez. Ve sunumla içerik arasındaki çelişki böylece bomba gibi ortaya çıkar. Ve daha fare doğurmasın diye bir yazı yazmıştım. Daha fare doğurdu. Beklediğimiz olmadı. Bakanımızın noktaya eğileceği ümidindeyim ben. İnşallah diyelim. Zira tam manasıyla yazılmış ve kitaplar basılmış değil hala. Kitaplar buna göre yazılacak. Şimdi yazılacak da işte, tartışmalara açık. Evet. Biz onun için konuşuyoruz. Onun için sizin bu programınız önemli. Sunumla programlar, müfredat arasında çelişki var. Dolayısıyla müfredatın çelişkiden kurtarılması gerekir. Ve kitap yazma komisyonlarının ona göre belirlenmesi lazım. Ve sunumdaki o insani değerlere, toplum, huzurlu toplum, huzurlu insan, medeniyet kurucusu nesiller yetiştirmek istiyoruz. Çok iddialı bir cümle var ve evet, öyle de olması lazım. Kendi medeniyet değerleriniz olmazsa kurduğunuz medeniyet sizin medeniyetiniz olmaz. Taklit medeniyet olur. Onların taklitçisi olursunuz. Dolayısıyla yetiştirmek istediğiniz insan tipini yetiştiremezsiniz. Ondan sonra da nesiller elimizden kayıp gider. Şimdi bunun neticesi olarak bu toplumda uyuşturucu bağımlıları var, intihar edenler var, ateist yetişenler var. İşin garibi araştırmalar bize eğitim seviyesi yükseldikçe şüphe edenler, deistlerin ve inkarcıların sayısını arttığını gösteriyor. Halbuki İslamiyet cehaleti yok eder. Yani İslamiyet bilgi, ışıktır. Bilginin sahibi Allah'tır. Allah alimdir, her şeyi bilir. Ve insan öğrendikçe onun bilgisine ulaşır. Onu anlar, onu tanır. Ve onun istediği erdemli insan olur. Kemalatı artar. Bizim eğitim sisteminde ürünler tamamen tersine oluyor. Dolayısıyla bizim bilgiyi anlatırken kendi dünya görüşümüzü, kendi medeniyet anlayışımızı, kendi bakış açımızı oraya yerleştirmemiz gerekir. Bunsuz olmaz. Kitap komisyonlarının buna göre düzenlenmesi lazım. Kitapların buna göre yazılması lazım. Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti'nin son bu 10 yılda yaptığı milli savunma hamlesiyle orada ortaya koyduğumuz milli silahlarımızla, SİHA'larımızla nasıl askeri anlamda güç sahibi olduysak ve söz sahibi olduysak ve şu anda kendimizi ve sınırlarımızı daha özgürce ve doğru şekilde koruyabiliyorsak, en az onun kadar değerli bir konudur bu müfredat ve eğitim meselesi. Bunun da gerçek manada ismi gibi milli olması gerekir. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Daha önce bilmiyorum hatırlar mısınız? Bizim Ankara'da öldüren mühendislerimiz olurdu. TÜBİTAK'ın mühendisleri olurdu. Evet. Orada bir komisyon vardı ve milli çalışmalar yapanları imha ediyorlardı. Orada bir kavga verildi. Evet. Dolayısıyla o çete, oraya yerleşmiş olan çete imha edildi ve biz bilim alanında, bilim ve teknoloji alanında inanılmaz bir performans ortaya koydu. Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, bu anlamda bir dönüşümü sağladılar. Bir medeniyet kurma ivmesi sağladılar. Biz de öğrenebiliriz. Öğrendiklerimizi hayata geçirebiliriz. Biz de bilim ve teknoloji yarışında varız. Özellikle Selçuk Bayraktar meydan okudu Amerikalı firmaya. Siz mi olacaksınız, biz mi? İHA, evet. SİHA yarışmalarında biz sizi geçeceğiz. Hem daha kaliteli üreteceğiz, hem daha ucuz üreteceğiz dedi ve yaptı. Şimdi orada bir kavga verildi ve bir mesafe alındı. Aynı kavganın burada da verilmesi gerekir. Bu
evrimci bakış açısını, materyalist bakış açısını, pozitivist bakış açısını dayatan komisyonların temizlenmesi lazım. Aksi takdirde oradaki ihanetler burada da devam eder. Selçuk Bayraktar'ın enteresan bir şeyi vardır, hikayesi vardır. Sinop'ta NATO ülkeler arasında bir İHA yarışması oluyor falan. Oraya katılıyor Selçuk Bayraktar da. Özdemir Bayraktar rahmetli babası sağ o zaman. İHA yapıyorlar. Şu metreye kadar yükselecek, uçacak falan. Onları bütün yarışmanın şartlarını yerine getiriyorlar. Ve o kaç fite yükselecekse o kadar fite yükseliyor. Komisyondaki adam diyor ki şeyi yükselt diyor. 40 binse fit 50 bin olsun diyor. Yükseltiyor, düşüyor şey. Diyor ki yandaki adam emir veriyor. Oradaki komisyon başkanı diyor ki yarışmamızda şartnamemizde bu yok. 40 olur, 40 bin olacak diyor. 50 bin değil. Olsun diyor, ver. Daha sonra o adam emekli oluyor. İşte bir batılı firmanın Türkiye temsilcisi oluyor. Ödüllendiriliyor. Yani orada ihanetler var. Biz İsrail'e mahkumduk İHA meselesinde, SİHA meselesinde. Herol mahkum değiliz Herol meselesinde. Kendi ordumuz ve kendi insanımız İHA üretiyor, SİHA üretiyor. Akıncı üretiyor, Kızıl Elma üretti. Yani savaş uçağı üretti, pilotsuz savaş uçağı Kızıl Elma odur. Yani Akıncı'nın, TB2'nin birkaç versiyon ilerisi. Orada nasıl bir meydan kavgası verdiysek biz, bizim teknolojimizi sınırlamak isteyen, yerli ve milli olmasını engellemek isteyen adamları tasfiye ettiysek, burada da tasfiye etmek zorundayız. Kesinlikle. Aksi takdirde yetiştirdiğimiz nesiller bizim medeniyet anlayışımızı, bizim dünya görüşümüzü, bizim insanlık anlayışımızı temsil eden insanlar olmaz. 3000'e yakın intihar var Türkiye'de bugün. Gençler özellikle büyük bir bölümü intihar ediyorlar. Eğer bir insan yeryüzünde Allah'ın kulu olduğunu, burada denendiğini bilirse, bu zorluklarla, musibetlerle, hastalıklarla, meşakkatlerle denendiğini ve bu deneyi, sınavı kazandığında, imtihanı kazandığında cennete gideceğini, orada ödüllendirileceğini, ebedi bir saadete kavuşacağını düşünürse hangi zorluğa katlanmaz? Kesinlikle. İntihar eder mi böyle bir adam? Cennet kazanacak. Yani bunların yeniden masaya yatırılması lazım. Birbirini döven, bıçaklayan, öldüren, komşusuna kem gözle bakan, komşunun kapısını kıran, komşunun kapısını kırıp bomba atanlar var. Yani haberler, 3. sayfa haberlerdik şimdi. Evet. Kötü haberler, medyadaki yer bulmayan. Bizim bütün bunları nasıl önleyebiliriz? Kamil insan yetiştirerek, bilgili, bilgiyi hikmetle kullanan, erdemli insan yetiştirecek. Dünyayı bir imtihan meydanı ve iyilik yaparsan, iyi insan olursan cenneti kazanırsın, ebedi saadeti kazanırsın diyerek insanı yetiştirirsek bu sonucu elde ederiz. Yoksa sindirim sistemi kendiliğinden oluşmuş mutasyon sonucu DNA'da o 3 milyar harf 25 milyon kitaplık bir bilgi var orada. 25 milyonluk kitap bilgi nasıl oraya kodlanır? Ve bu hücre bölünmesinde hücreden hücreye aktarılır. Nasıl aktarılır? 25 milyon kitaplık bilgi, yani biz insanlara aktaramıyoruz. Akıllıyız, bilgiyiz, bilgeyiz falan diye konuşuyoruz. Hücredeki o maddeler, elementler, atomlar, akıllı değiller, mantıklı değiller, geçmişi bilmezler, geleceği tasavvur etmezler. Nasıl 25 milyonluk kitabı DNA'dan öteki hücre bölündüğünde öteki hücrenin DNA'sına aktarıyor? Burada hikmet var, bilgi var, bilgelik var. Dolayısıyla bizim bunları anlatmamız lazım. O zaman hikmet, bilgiyi hikmete dönüştürürüz. O zaman bilgili insan bilge insan olur. O zaman bilgili insan erdemli insan olur, kamil insan olur. Bilgiyi hikmete dönüştürmeye başladığımız an biz yerli otomobil yapamayız. Zaten onlar maket diyen Türkiye'nin önünde daima köstek olmuş sesler, sedalar yükselmeye başlayacaktır. Bunlara nasıl cevap vereceğiz? Cevap vermek durumundayız çünkü onlar da bizim vatandaşlarımız. Peki nasıl onları buna ikna edeceğiz diyelim?
Bir rahmetli Cemil Meriç'i burada anayım ben. Bu arkadaşlara biraz tarih okutmak lazım. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'dan başlamak lazım. Ben Çağ Açıp Çağ Kapatan Sultan Fatih diye bir roman yazdım. Bilerek yazdım. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman, fethetmeye karar verdiği zaman o zamana kadar bulunmayan büyüklükte toplar döktürüyor. Şahi derler. Toplağın şahını döktürüyor. Yani top sanayinde, teknolojisinde en üst zirvede. Bir şey daha söylüyor adam. Onlar, bizim yaptıklarımız onların hayalleri yetişemez diyor. Havan topu icat ediyor. O zamana kadarki toplar görerek atış yapar. Top bugün de görerek atış yapar. Havan topu aşırtmalı atış yapar. Yani onun ileri gözetleyicisi vardır topçulukta. Top ileri gözetleyicisi topun merminin düştüğü yeri görür, aşırmalı. O size yan koordinatlar verir. Siz ateş idarenizde yeniden mesafeyi yanı ayarlarsınız ve yeniden atış yaparsınız. Havan topu icat ediyor adam. İcat yapıyor adam. 8 dil biliyor adam. Biz bugün zeka çeşitlerini ele alırız. Howard Gardner'ın o çoklu zeka dediği bir zeka türü vardır. Baskın zeka vardır. Aslında bütün zeka çeşitlerinin çekirdeği herkes de vardır. Fatih'te hem sözel zeka var, 8 dil biliyor. Hem sayısal zeka var. İcat yapıyor adam. Balla kesip lafınızı. Buyurun. Şu uyarıyı yapmam gerekiyor. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle bu hani söylenmeniz, uyarılarınız, son sözleriniz olsun. Şöyle diyelim. 7. 8. yüzyıldan, 9. yüzyıldan özellikle Abbasiler döneminden Fatih dönemine, Kanuni'ye kadar bilimi, teknolojiyi bizim atalarımız temsil etmişler. Nasıl yapmışlar? Buraya bir bak. Battani nasıl 700 sene önce Kopernikus'tan, Galileo'dan önce Güneş sistemini keşfetmiş? Biruni herkesten önce nasıl gökyüzünü gözetleyen bir sistem kurmuş? Ona bir bak. Bilim Batı'nın sana gösterdiğinden ibaret değil. Batılıcılar bizdeki o bilimi kopyalamışlar ve kaynak da vermemişler. İbn Sina'nın Latince'deki adı nedir biliyor musunuz? Nedir? Avicenna. Gitin Sultanahmet'e Avicenna Oteli var. Allah Allah. Ya İbn Sina dururken nasıl Avicenna Oteli olur? İsmi bile değiştirmişler. Biz bugün Batılı'dan Kopernikus'u alırken Kopernikus diye yazıyoruz. Kopernik diye okunur normalinde. Biz orijinal yazılışına kadar riayet ediyoruz ve intihal etmiyoruz, çalmıyoruz yani. Bunlar hem çalmışlar, hem çaldıklarını da söylememişler. Dolayısıyla biraz geriye baksın. Bin yıllık medeniyetin temsilcisi olan bir millet, Batı'nın bilim ve teknolojideki ilerlemesi 300 senedir. 300 sene çok uzun bir süre değildir. Selçuk Bayraktar örneği gösteriyor ki, Fuat Sezgin örneği gösteriyor ki, Aziz Sancar örneği gösteriyor ki, biz Batı'nın bilim alanında biz Batı'yı bilim alanında geçebiliriz, geçeceğiz. İnşallah geçeceğiz ama bu geçmişten Müslüman Türk alimlerimizin icraatlerinden haberleri olduğunu da zannetmiyorum. Umarım haberleri olur da ileriye daha sağlıklı ve milli olarak bakabilirler. Yani bu adamların bir kısmı yerleştirilmiş adamlardır. Görevleri budur. Biz geçemeyiz, yapamayız, edemeyiz diye yerleştirilmiş adamlar vardır. Algı operasyonları yaparlar. Kazım Karabekir'in İttihat ve Terakki kitabını okursanız Mason locasından Türkler adam olmaz diye bir slogan geliştirdiklerini ve bunu bir savaş silahı gibi beyinlere nakşettiklerini, bizden adam olmaz dediklerini görürsünüz. Yıllardır ince ince, ilmek ilmek işliyorlar. Umarız bunun önüne geçebiliriz. Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı bizlerleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni müfredatı konuştuk. Daha doğrusu mevcut müfredatın ve geçmişin yanlışlarını konuştuk. Yenileri yapılmasın diye. Kendisine teşekkür ediyoruz. Böylelikle Gece Ajansı'nın sonuna geldik. Yeni gününüz ve geceniz hayırlı olsun. Daima Allah'a emanet olun.